11 Mayıs Çarşamba günü Xiaomi'nin Mi 12 ailesini lansmanındayız. Şu anda Yeniköy'de Sait Alimpas üyesindeyiz. Evet. Günün tabii ki önemi bizim için Mi 12 ailesiydi ama bir sürprizimiz var. CyberDoc'la doktor bizim selam da veriyor. Türkiye'de ilk kez görücüye çıkmış oldu bu lansmanda, bu etkinlik sayesinde. İlk önce ondan mı başlayalım, telefondan mı başlayalım? Ufak bence de hani buradayken misafirimiz şeyden başlayabiliriz zaten. Güven telkin ediyor musun? Evet, ben ilk zaten Barcelona'da bir ilk defa görmüştüm. Tamamıyla açık platform tabii ki. Ve ya çok da böyle şey de duruyor. Hani robotik durmaktan ya da böyle evde al besle gibi. O şeyin de Sony'nin bir tane şeyi vardı evde beslemelik, ama bu hareket açısından çok daha kabiliyetli ve şey de duruyor ve kendisi hem yatma, sevdirme vesaire gibi birçok hareketi de veriyor. Birçok şey olduğu için çok hani şey, önünde bir ton kamera var. Robotumsu değil de sevecen bir tavrı var arkada. Bana öyle geldi yani nedense. Ben bundan sonra bu tarz şeyleri çok göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani Türkiye'de tabii ki hangi hızla bilmiyorum ama yollarda insanları takip eden, insanların gezdirdiği, farklı farklı işler için kullanıldığını, yani hani o drone'u markete, alışverişe gönderen arkadaşların bunlara neler yapacağını tahmin etmek çok zor değil şey anlamında. Bu da incelemeye gelir mi acaba? Güzel bir şey oldu, sürpriz oldu. Aynen. Için. İsteyelim valla, bizim ofise eğer bir haftalığına bağlarlarsa yani, bir haftada biz bakalım yani. Bizim yandaki köpeklerle bakalım anlaşacak mı? Suyunu yemini bir haftada biz veririz yani, yapacak çok. Merdivenden yuvarlanmasın abi sonra. Buna motor yağı mı vereceğiz artık? Ne vereceğiz? Şimdi 12'ye gelelim. 12 ailesinin global lansmanı aralığın sonunda. Evet, galiba son haftasında. Aralık'ta 28 Aralık'ta yapılmıştı. Biz zaten cihazların özelliklerini biliyorduk. Sürpriz bir şey yok. İki model Türkiye'de çıkacağını öğreniyoruz bugünkü lansmandan. X gelmiyor. Ve gördüğünüz kadarıyla Xiaomi'nin bu iki modelde odaklandığı ana nokta kamera. Evet. Kameradan sonra hızlı şarj. Evet. Türkiye fiyatlarını da duyduk ve dediler ki yarın itibariyle şu fiyatlar. Demek ki yarın satışı çıkıyor diye anlıyorum ben. Yarın itibariyle o fiyatlar. Ucuz olanı 20 bin lira. 21 bin. 21 bin abi. Pahalı olanı 25 bin lira. Artık bu saatten sonra ucuz pahalı demenin çok fazla bir şey yok. Çünkü maalesef. Sen şeyi söyle bize, lansman yapıldığı gün kaçtı vermiş bu cihazlar? Vergisiz fiyatı yani yuan bazında baktığımızda 7 bin liraya denk geliyordu. 500 küsür dolar da fiyatı vardı 12'nin. Ama zaten hani biz işte yolda gelirken hani onları da bir bakalım diye yaptığımızda zaten o zamanki dolar fiyatı bile şu anda 10 bin lira vesaire ediyor. Ve işte yine vergilendirmeyi vesaireyi düşündüğümüzde ki şu anda işte 15'in üzerinde çıkan bir dolar olduğunda 20 bir bin lira normal bir fiyat. Ucuz mu değil. Değil. Yok, tabii değil. Ki değil. Lazım ama şöyle bir şey var. Bence Xiaomi 12 ailesini Türkiye'de çıkartarak çok iyi bir şey yaptı. Çünkü Türkiye'deki amiral gemisi segmenti boştu. Evet. Boştan kastım işte Apple'la Samsung'un ürünleri var. Şu anda başka amiral gemisi, 2022 model amiral gemisi yok. Bu piyasada yok. O yüzden de Xiaomi 12'nin Türkiye'de satışa çıkması, iki modelle birden satışa çıkması, pahalı bile olsa ama aslında biz fakir bile olsak, onları alamayacak durumda bile olsak önemli şey aslında. Cihazlarda neyi merak ediyorsunuz en çok? Direkt kamera. Özellikle 12 Pro'daki 3 tane 50 megapikselle beraber yapacağı şeyler ve o çekim kalitesindeki hem işte zaten Pro Focus'u her ikisinde benim de olan güzel Focus'u. Benim en çok merak ettiğim o zaten. Pro Focus yani nasıl bir şey gerçekten. Ama biz mesela Fatih'in de en çok beğendiği bizi. Evet. Çok iyi bir şey. Zaten birçok insan hemen onu tekrar duyduğunda aa çok iyiymiş dedi. Mesela sevgili Cem abi de aynısını dedi onu görünce. Eminim o da çok merak ediyordur. Ama mesela bizim Eren'le lansmanda fark ettiğimiz bir şey oldu. 12 boyutlar olarak falan mesela senin de çok hoşuna gidecek. Tek elle kullanılabilen vesaire. Tahmin edebiliyorum. Yani güzel telefonlar. Sanırım işte bu hafta içinde bize incelemeye de gelecek arkadaşlarımız büyük bir ihtimalle bu video ile birlikte bir iki saat içinde, bir iki saat sonra, bir iki saat sonra lansmanın tamamının videosunu da izlerler bizim kanalda. Lansmanı Erdem yaptı Xiaomi Türkiye'den. Bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çok güzel bir lansman oldu burada. Yani ağzına sağlık. Ürünle ilgili hani söylenmesi gereken her şeyi Türkçe olarak söylediler sağ olsunlar. Ürünler bize geldi. Yine biz de üzerimize düşeni yaparız. Üzerimize kesinlikle. Düşenle kıyaslamak her şeyden önce. O gerçekten o kamera özellikleri, video özellikleri bize anlatıldığı kadar iyi çalışıyor mu? Kesinlikle. Onu göstermek arkadaşlar. Yaparız. Ben Fatih'in o konuyla ilgili bir şeyler yapacağını tahmin ediyorum. Herkes zaten ben de benzer şeyi dedim şeydi. Büyük bir ihtimalle. Ve tabii ki o cihazların boyutlarını, şunları bunları filan filan şeyimiz, konuşuyoruz. Evet, kesinlikle. İkinci bir noktada cihazlara dikkat çeken şey artan hızlı şarj. Evet. Artık 120 Watt'ı. Pro'ya 67 Watt'ı.
düz versiyona getirdiler. Ama mesela benim kendi açımdan merak ettiğim şeylerden biri de WQHD ekranı. Hı-hı. Ve onda hem işte Dolby Vision olması, bir diğer yandan HDR10 Plus desteği olması. LTPO olması. Aynen, LTPO'nun da avantajı var. Şimdi zaten hoparlörler de gelişti. Harman Kardon da artık Dolby Atmos desteği de aldı ve woofer olan bir telefondan bahsediyoruz yani müzik vesaire zevkinde. Ben hep işte anlatıyorum, hani dizi film izlerken telefondan izlemeyi tercih eden biriyim. O geniş ekranda, o kadar güzel ekranda bir içerik tüketirken artık ne seviyeye geldiğini de mesela ben fazlasıyla merak ediyorum Pro için. Pro modelinde 4 tane hoparlör olduğu için Bluetooth hoparlör niyetine de kullanılabileceği gibisinden bir söylemi var şimdi. Evet. Göreceğiz. Aynen. Hani ne kadar kaliteli vesaire. Sertifikaları çok güzel. Evet. Haklısı. Display yani, Mate'den mesela A+ almış ama 15 noktada en yüksek değeri alarak da sağlıyor. Geldiği zaman herhalde yarın öbür gün, bu hafta içinde falan görürüz. Arkadaşlara gösteririz. Cihazlar özelinde konuşacak çok fazla, çünkü bence güzel cihaz. Çok güzel. Evet. Benim ta ilk eksik gördüğüm nokta, hani cihaz bazında 12X'in görmek istedim. Çünkü tam Türkiye cihazıydı. Aynen. 12X tam yani. Tam onu soracaktım. Sizce 12X'in eksikliği hissedilir mi? Çok hissedilecek. Yani fiyatlardan sonra, ama dediğimiz gibi onların elinde olmasa da en azından, evet, mesela sallıyorum şu anda belki 15.000 bandında olabilirdi. O bandta... Ama şunu unutmayın, 12X'in gelmeyeceği söylenmiyor. Evet. Yani o öyle bir... Bu lansmanda yok, yok sadece. Lansman ayrı bir lansman olabilir, bir şey olabilir. Belki şey yapacak da öyle derler. Gelecek de önümüzdeki dönemde, bilemeyiz. Bence de ben de geleceğini tahmin ediyorum. Yani öyle ya da böyle mutlaka Türkiye'ye resmi olarak geleceğini tahmin ediyorum. Fiyatın ne olacağını şey yaptığı zaman, geldiği zaman konuşuyoruz. Lansman notlarımız bu kadar arkadaşlar. 12 ailesiyle ilgili Türkiye'de yapılan, Xiaomi'nin yaptığı lansmanla ilgili notlar bu kadar. CyberDog yanımızda. Kaçırıp ofise götürmeyi deneyeceğiz tabii ki. Sağ olsun. Kucaklayıp götürürüm diye düşünüyordum da gerçekten ağırmış. Böyle 2-3 kişi rahat taşıyabiliyor bu arkadaşı. İnşallah onunla da daha başka bir video çekeriz. Gelen ben de. Ha bak, bir de selamlar diye şey de yaptı. Süper, güzel. Merhaba canım. Sürekli bizi şey yapıyor, sürprizlerle. Türkçe'de öğrenmiş, Çince'den sonra. Türkçe'yi de öğretmişler. Özel bir video çekersek o videoyu da sizinle paylaşırız. Tabii ki. Önümüzdeki 10 gün boyunca falan büyük bir tane kanalda böyle bir Mi 12 festivali tarzında geçer bizde. Her geldiğimiz, her elimize geçen cihazla ilgili bir yığın video çünkü çekmeye çalışıyoruz. Gözünüz kanalda olsun. Eğer bugüne kadar hala bu şeyler için, notification'lar için çanı aktif hale getirmediyseniz, bence Xiaomi 12 ailesinin hatırına getirin. Çok şey kaçıracaksınız çünkü getirmezsiniz. O videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.